Sos yiyeceğim. Ya tuz, sarımsak. Av, av, av. Av, av, av. Bir şey unuttuk. Hemen gelip alayım. Karıştır ya. Merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Müge Şef ve... Hey, ismini söylemen gerek. Müge Şef. Ama ağzına yemek varken kimse anlamayacak ne dediğini, söylediğini. Hadi çabuk çabuk bitir ne. Müge Şef. Sizlere harika, mümkün olduğunca sağlıklı lezzetler hazırlayacaklar. Bizim evde kendi mutfağımızda zaten Miner'le beraber olarak yapmış olduğumuz bu tarifleri sizlerle de paylaşıyoruz. Tarifimiz nedir Binay Şef? Ne var şu an masada? Ama bir bak, bir söyle bakalım. Ben de o sırada salata tabağı getireyim. Neler var şu an mesela masada? Söyle. Avokado. Evet, başka? Sonra bir tane daha avokado. Evet, bu ne mesela? Pancar. Heko'cum, sen de mi yemek yapmak istiyorsun bizimle bir tanem? Yap. Ama sonra bunları ye. Bugün sizlere pancarlı avokado salatası tarifi vereceğim. Bu benim çok sevdiğim bir tarif. Çok karmaşık bir tarif değil ama oldukça lezzetli. Avokadolarımızı ikiye keserek başlıyoruz. Ben de ikiye kesmek istiyorum. Sen de kesebilirsin. Bak senin de bıçağın var burada. Çekirdeğini çıkart bakalım. Ben avokadoları ikiye kesiyorum ve ikiye kestikten sonra içerisinden kaşıkla çıkartıyorum. Böyle çok ezmeden şöyle büyük büyük parçalar halinde bunları çıkartıyorum. Zaten binanıkiler bayağı bir ezilmiş şekilde olacak. Mişkom, avokadoların hazır mı? Hayır. Hayır mı? Ama öyle yapma lütfen. Onu tabağa koyduktan sonra yapacağız. Kabukları varken değil. Avokado sence nasıl bir meyve? Avokadoyu kim sever? Kim sever avokadoyu? İnsanlar. İnsanlar. Bravo. Hayvanlar sevmez mi? Hangi hayvan sever avokadoyu? Bilmiyorum. Avokadoyu hangi hayvanın sevdiğini ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Peki sence ağaçlar avokadoyu sever mi? Evet. Oo. Hangi ağaçlar avokadoyu sever? Avokadoyu doğururlar. Avokadoyu avokado ağaçlarını sever. Peki eşyalar avokadoyu sever mi sence? Mesela evet. Koltuk avokadoyu sever mi? Evet. Hadi canım. Evet. Peki yastık sever mi avokadoyu? Evet. Ama Vina Şef sever. Evet. Bebeğim ama daha salata olmadı bu. Ne? Daha salata olmadı. Bütün avokadoları yine bitireceksin yemek olmadan önce. Çok güzel kesmişsin. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Güzel miymiş avokado? Ama yiyorsun. Avokado salatamızın içine başka ne koyalım sence? Ne koymak istersin? Hiçbir şey. Nasıl yani? Avokado salatasına sadece avokado mu olacak? Hayır. Vina Şef, seninle böyle konuşmamıştık ama. Hey, ayağımızı oraya koymuyoruz. Vina Şef, sen şimdi salatamız için limon sıkmak ister misin? Şöyle güzel, sulu, acayip vitaminli böyle koca bir limon sıkmak ister misin? Evet. Gel seni biraz yaklaştırayım buraya. Bıçağını da küçük alayım. Bu sırada ben de haşlanmış pancarları avokadomun içerisine minik minik koyuyorum. Böyle böyle yapıyorsun. Hey, onu salataya koyacağız. Böyle yapıyorsun bak, böyle... Bastırıp böyle böyle yapıyoruz, tamam mı? Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle gelişi güzel, çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan, hani şu şekilde böyle bunları kesip salatanın içine atıyorum. Miniş kol. Ama yine bütün malzemeleri yiyorsun. Pancar yiyenlere ne oluyordu? Anlat bakalım. Dilleri kırmızı oluyor. Dilleri kırmızı oluyor. Evet, göstermek ister misin kırmızı olmuş dilini? Bakayım. Göremiyorum. Dişlerim kırmızı olmuş. Aa, yeteri kadar pancar yememişsin. Eğer bir çocuk yeteri kadar pancar yerse dili pembe olur. Onun hepsini bitireceğim. Hayır, hepsini bitirme.
tarife yapacağız. Miniş bir kısmı var. Benim pancarlarım. Hepsini bitiremezsin. Ne yaptın? Birazını vermen lazım. Miniş, üç tanesini ver. Yani yaklaşık böyle bir orta boy kadar pancarımız vardı. Ama şu an bu satıda artık bir küçük boy oldu. Hayır! Gördüğünüz gibi yine bütün pancarları bitirdi. Bravo sana. Çok güçlü ve çok sağlıklı olacaksın. Aferin sana. Ne güzel yedin pancarları. Hayır, hayır artık bunları veremem. Limon sıkacak mısın? Limon sıkacak mısın? Ama sıkmıyorsun. Sıkacağım. Bence bir salatanın güzel olması iki şeye bağlı. Bir tanesi limonu sıktıktan sonra zeytinyağını ve tuzunu içerisine koyup karıştırıp ondan sonra salataya dökmek. Hepsini ayrı ayrı döküp salatanın içerisine karıştırmaktansa önce sos olarak yapmak ve salatayı elle karıştırmak. Neden olduğunu bilmiyorum ama bir salatayı eğer elle karıştırıyorsanız tadı bence direkt çok 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 daha lezzetli oluyor. Bu benim yıllardır mutfakta yemek yaparken kullandığım yöntemlerden bir tanesi. O yüzden şimdi limonumuzu sıktıktan sonra şöyle güzel soğuk sıkım sağlıklı bir zeytinyağını bunun içerisine koyup karıştıracağız, değil mi bebeğim? Sen galiba bütün bu malzemeleri tek tek ayrı ayrı yiyip midende mi kocaman bir salata yapmaya karar verdin? Güzel fikir. Şimdi bunları böyle yapıyorum çünkü bu kalan posalarını da kullanıyorum. Onları atmak istemiyorum. At. Atamam. Ziyan olur. At. Atamam. Ziyan olsun. Ziyan olmasından hiç hoşlanmam. Ama limon ne kadar değerli bir şey bir tanem. Hiç ziyan olmasını istemem onu. Ya bu nasıl bir salata oldu ya? Evet. Tabii ki o posaları Vina'nın yemesi çok daha hoşuma gitti. Bravo sana bebeğim. Ne kadar çok vitamin aldın şurada 2 dakikada bile biliyor musun? Bunu hiç... bir saniye ama. Bunu hiç ayrı bir kaba koymayacağım. Yeni kap kirletmek istemiyorum. O yüzden zeytinyağını genelde bunun içine koyuyorum. Meleğim, lütfen bebeğim, lütfen bir tanem. Böyle yapmayacağız. Bak biraz önce ne dedik? Bana bırak. Bırakamam sana. Zeytinyağı koyacağız içine. İçine zeytinyağı koyacağız. Lütfen. Zeytinyağı al, dök buna, ben böyle... Tamam, öyle yapacağız. Şimdilik burada bu beklesin bir, dinlesin. Zeytinyağı geldi. Ne yaptın, döktün mü yoksa bir tanem? Hadi bakalım, şimdi. Ben yapacağım. Ama önce zeytinyağı. Al bakalım zeytinyağını dök. Hepsini mi? Bence... İstersen hepsini de dökebilirsin. Karıştır ya. Ama biraz önce tuz koymak ister misin dostum? Hepsini. Hayır, sakın hepsini değil. Şu kaşık da alabilirsin. Daha fazla koyarsak çok olur. Şimdi o kaşıkla yine karıştır bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş karıştırıyoruz, tamam mı bebeğim? Dökülmemesi için. Bak ben sana bir kere göstereyim mi? Şöyle minik minik. Böyle böyle yapalım. Tamam mı? Ama böyle etrafını değil, böyle ortadan ortadan yapıyorum. Ama bazı... Hamur olanları böyle hızlı böyle karıştırıyoruz. Böyle karıştırıyoruz. Şimdi bu hamur olmadığı için. Bu ne sence? Islak. Islak. Peki bunu biz sos diyebilir miyiz? Evet. Sen bu sosu seviyor musun? Evet. Şimdi dökebilir miyiz? Tamam, şimdi dökelim. Bravo. Gördün mü? Şimdi bunu karıştıracağız. Eline karıştırmak ister misin biraz? Evet. Ama lütfen etrafa yayılmasın. Ben de bu sırada birazcık marullarımızı alayım. Marullarımı keseyim. Marulları minik minik keseceğim. Ben kesebilirim. Ama sen kendi bıçağınla kesebilirsin. Tamam. Ben şimdi bunu birazcık keseyim. Sen de beni izle istersen nasıl kestiğimi öğren. Yeteri kadar tecrübe kazandığında bıçak kullanma konusunda sen de bıçak kullanabileceksin. Eğer ben kendim bıçağımı kullanabilir miyim böyle? Kullanabilirsin. Şöyle bir avuç kadar marulu da içine atıyorum salatamızın. Ben de yapacağım böyle. Evet, şimdi salatayı söylemiş olduğum gibi elimle karıştırıyorum. Ve elimle karıştırırken de avokadoların bazılarını böyle minik minik eziyorum. Ezme. Yani avokadoların bir kısmı ezilmiş, bir kısmı da ezilmemiş olması gerek. Oldu. Oldu mu? Aha. Bunu da kes.
keseceğim. Kes bakalım. O elinde tuttuğun şey ne sence? Marı. Değil. Başka bir şey. Tadına bak bakalım ne o? O benim çok sevdiğim bir şey biliyor musun? Kulağını söylese ne? Söyleyeyim. Kişniş. Biraz bağırarak söyle bakalım. Kişniş. Bravo Sara. Ben avokado ile kişnişi çok yakıştırıyorum. O yüzden bu salataya da birazcık kişniş koyacağım. Eğer kişniş sevmiyorsanız, çünkü kişniş biraz öyle bir şey yani. Ya aşırı seversin kişnişi ya da hiç sevmezsin. Eğer kişniş sevmiyorsanız bilmiyorum yerine ne konabilir. Maydanoz, belki dereotu olabilir. Maydanoz. Ama bence bu kişnişin o yumuşak tadını, yani maydanoz pek vermiyor ama tabii ki sevmiyorsanız yapacak bir şey yok. Ben seviyorum maydanoz. Bu maydanoz. O da maydanoz. Gel şimdi bunu böyle minik minik keseceğim, tamam mı? Birazcık uzakta dur. Marullar kesildi mi Vina Şef? Evet. Onları bence birazcık daha minik kesebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Marul. Marullar bitti. Maydanoz. Maydanoz değil bir tanem. Söylemiştik ya ne oldu? Kişniş. Kişniş. Böyle çok yoğun bir çalışma hayatımda ve aynı zamanda evde de çocuklar varsa böyle güzel şık sofra düzeni kurmak, işte salatalara böyle süslemek, şeyler yapmak falan zor olabiliyor. Ama ben yine de elimden geldiği kadar hep şık ve özenli bir sofra hazırlamaya çalışıyorum. Bu salataya son dokunuşlarımı yapıyorum. Çok azıcık sarımsak ekleyeceğim. Çünkü sarımsak bu salataya çok yakışıyor. Burada böyle minik minik kestim ama Vina Şef, sen sarımsak seviyor musun? Hayır. Sevmediği için onunkini küçük bir şekilde onun tabağına ayırıp ondan sonra bizim salatamıza bunu ekleyeceğim. Çok güzel oldu salata. Ve esas sürpriz dokunuşumu hemen getiriyorum. Ne? Söyle. Elçi çekirdeği. Neymiş? Ay çekirdeği. Ay çekirdeğini birazcık ocakta şöyle çok azıcık kavuruyorum ve ondan sonra salatanın üstüne koyuyorum. Çünkü bu salataya ay çekirdeği içi aşırı yakışıyor. Elini birazcık uzak tut. Şimdi bu son dokunuşumu da tabii ki karıştırdığım tabaktan bu salatamı alıp evet, ama ben sana ne dedim? Birazcık elini uzak tut dedim ve onun sıcak olduğunu acaba sana söylemeyi unuttum mu? Hadi bakayım elini öpeyim seni. Hayır, bir deli sıcaklı diye. Elle böyle. Biraz sıcak evet. Av. Salatamız yemeğe hazır. Benim favori salatam. Vina Şef, bu salatanın adı sence ne olsun? Salatası olsun mu? Evet. Bundan sonra bu salatayı yemek istediğimizde ne diyeceğiz? Av salatası. Bu tarifin adı da av. Al bakalım. Şimdi ama bir tane tadına bakacağız, tamam mı? Bu tarifi işte ne bileyim böyle et yemeklerinin yanında, pilavın yanında, makarnanın yanında, ana yemeğinizin herhangi bir ana yemeğin yanında çok evet, güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Hatta tek başına bir ürün olarak da yiyebilirsiniz. Hadi gel bakalım. Ve marulu tarafından da vereceğim. Ve de ayçiçeğinden de var. Ayçiçeğinden de var. Aç bakalım. Yok. Bak içinde aralarda gördün mü? Ne olmuş? Av salatası. Av! Ne var? Böyle. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Neler koyduk içine hatırlayalım mı? Ya ben sana kulağını söyleyeceğim, sen de kameraya söyle, tamam mı? Avokado. Pancar. Marul. Sosulicin. Limon, zeytinyağı, tuz. Sarımsak. Ve. Finished. Gerçekten aşırı lezzetli. Aa, bir şey unuttuk. Kişniş. Evet. Bye bye. Aa, bir şey unuttuk. Hemen gidip alayım. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı hatırlayın diyerek gerçekten o kadar lezzetli ki salatayı böyle bye bye bile demeden yemeye devam ediyorum. Minişkom. Ben tek başıma bye bye diyorum.
Bye bye. Bye bye demek istiyorsan gel hemen. Gerçekten inanılmaz bir salata. Bu tarifi çekmeden önce Caner diyordu ki bu tarifin nesi var? Böyle diyor bir de. Marul ve avokadonun tarifini kim ne yapsın? Ama bence... Onu bırak. Aa, onu mu serelim diyorsun? Bye bye de bir tane kapatıyorum videoyu. Gel, bir kaşık daha salata al. Al bakalım bir kaşık daha. Kocaman. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.